Herkese merhabalar. Papatya mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 4 tane beze ile muhteşem bir peynirli börek tarifiyle geldim. Öncelikle hamurumuz için geniş bir kabıma 2 su bardağı sütümü alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı yoğurt ve 1 tatlı kaşığı tuzumu ekleyip güzel bir şekilde çırpıyorum. Yanıma almış olduğum 1 kilo unumun belirli bir kısmını ve 1 paket kabartma tozumu ekliyorum ve hamurumu önce spatula ile daha sonra güzel bir şekilde yoğurarak hazırlıyorum. Bir kilo undan toplam 1 su bardağı unumuz arttı arkadaşlar. Tabii ki her zaman unlarımızın kalitesine göre değişiyor. Hamurumu güzel bir şekilde hazırladım. Sizlere yakından kıvamını gösteriyorum. Masama çok az un serpiyorum ve hamurumdan 4 tane eşit bezeler hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum bezelerimin mutlaka üzerine örtüp 20 dakika dinlendiriyorum. Bezelerimiz dinlenirken iç harcımızı hazırlıyorum. İç harcı olarak beyaz peynir, kaşar rendesi, maydanoz ve 1 adet yumurta kullandım. Sizler de tabii ki dilediğiniz iç harcı ile hazırlayabilirsiniz. Bezelerimiz güzel bir şekilde dinlendi. Hemen 4 tane bezemi eşit bir şekilde incecik açıyorum. Bezelerimizi açarken küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer sayfama abone değilseniz, abone olup zilinizi açarsanız veya tariflerimi beğenip sosyal medyada paylaşırsanız çok memnun olurum. Dilerseniz beni Instagram, TikTok veya Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Bezelerimizi güzel bir şekilde açtıktan sonra hazırlamış olduğum tereyağı ve zeytinyağı karışımımı her tarafına sürüyorum. Ve üzerine peynirli harcımdan döküyorum. Videom fazla uzun olmasın diye hemen sizlere tekrar ikinci bezemi üzerine alıyorum ve yine aynı şekilde üzerine kuru yer bırakmadan tereyağı ve peynirimi koyduktan sonra hemen üçüncü bezemi alıyorum. Bezelerimizi korken mutlaka kenarlarını güzel bir şekilde eşit bir şekilde çekiyoruz ve düzeltiyoruz. Tekrar üzerine tereyağı ve peynir karışımı koyduktan sonra dördüncü ve son bezemi alıyorum. Üzerine tekrar tereyağı ve peynir karışımı koyduktan sonra katlama işlemine geçiyorum. Ve katlarken de mutlaka üzerlerine tereyağı sürüyoruz. Katlama işlemini yaparken mutlaka kalın yerlerini biraz elimizle incelterek katlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde börekleriniz daha güzel, daha kat kat, tel tel ayrılacaktır. Hemen 4 tane beze ile mayasız hamurdan çok kısa süre içinde bir tepsi börek hazırlıyoruz arkadaşlar. Gerçekten böreğimizin tadı muhteşem oluyor. Hemen 3. bezemizi de katlama yapıyorum. Katlama yaparken kesinlikle hiç kuru yer bırakmadan her tarafına tereyağı karışımı sürüyorum.
Evet, hamurumuzun son katlamasını yapıyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Evet, her tarafını düzelttikten sonra tepsime alıyorum. Toplam 45 dakika dinlendi arkadaşlar. Parmak uçlarımla ortasından kenarına doğru havasını ala ala yavaş yavaş fazla bastırmadan tepsimin büyüklüğüne göre açıyorum. Üzerine 2 adet yumurta sarısı sürüyorum. Bir tane keskin aparat veya bıçak ile çizikler atıyorum. Tepsimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında mutlaka kontrollü bir şekilde 35-40 dakika pişmeye veriyoruz ve son 10 dakikasını fırınımızın en altında pişiriyoruz arkadaşlar. Evet, böreğimi fırından aldım. Gerçekten muhteşem gözüküyor. Çıtır çıtır oldular. Ben hemen sizlere yakından sıcak sıcak göstermek istiyorum. Sizler de eğer farklı bir börek tarifi istiyorsanız hiç beklemeden, uğraşmadan aynen bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.